uçakta Sayın Erdoğan'ın bahsettiği Akif Beki, Hürriyet Gazetesi yazarı, orada soruyor. Yani sizin Güney Amerika'da popülerliğiniz fevkalade, işte bu One Minute'ten sonra işte Shimon Peres'e karşı duruşunuz vesaire Güney Amerika'da bayağı bir sizi popüler kıldı gibi, o anlamda bir sorusu var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna cevap veriyor. Evet, Shimon Peres şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Ben de ona lafı gediğine koydum falan. Fakat burada benim hani kafam karışık aslında. Yani ben bunu biraz anlamak da istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın orada Davos, o meşhur One Minute Davos'undan hemen sonra bir basın toplantısı oldu. O toplantıda çok ilginç bir açıklama yaptı. Onu ben yönetmen arkadaşımdan rica etsem, o açıklamayı bize bir getirsin, arkasından onu biraz konuşalım. One minute. Well, you know, one minute. Sayın Peres, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını, ne Cumhurbaşkanı Peres'i, ne de Musevi halkını hedef aldı. Benim tabii ki burada tavrım moderatörü olmuştur. Toplantı moderatörüne karşı bir tepki ortaya koydum. Evet, şimdi burada bir kafa karışıklığı var. Aslında yani ben ne Shimon Peres'e ne İsrail halkına böyle bir çıkış yapmadım. Net söylüyor. Ve ben bu tepkim, One Minute tepkim moderatörü diyor. Şimdi gene uçakta ben Shimon Peres'e lafı gediğine koydum diyor Haluk Koç. Ne diyorsunuz bu şey? Yani? Benim mi kafam karışık? Yani anlamak istiyorum. Şimdi gülerek mi yanıt vereyim, ciddi mi yanıt vereyim? Karar sizin. Karar sizin. Takiye'nin bir siyasi meslek haline getirildiğini bazıları tarafından biliyoruz. Bu çok kısa. Yani Davos'ta olan benim bir algı operasyonu çerçevesinde, spontan değil, ani değil. Bir algı operasyonun çerçevesinde planlı ya da yarı planlı bir tartışma ortamına girileceğinin ya da girilmiş olmasının bir sonucu olduğunu. Daha sonra bu sürecin Türkiye'de ve işte Orta Doğu'da, daha o karmaşa gelmeden Orta Doğu'ya yangın, nasıl kullanıldığına tanık olduğumuz için sonraki olaylarla bağdaştırarak, birleştirerek düşünebiliyorum. Şimdi bakın, yüz çok farklı. Herhalde uçakta o söylediği sözlerin... Yok yok, hemen ertesi sabah, tamam, gene sabah aynı Davos'ta, aynı arka fon aynı. Tamam. Orada basın toplantısı yapıyor. Şunu söylüyorum tabii. Uçakta... Ertesi gün mü, yarım saat sonra mı? Ha, belki de yarım saat sonra. Yani tabii, yarım saat sonra değil mi? Danışmanlar ve sonra, evet, danışmanlar ve orada bu süreci siyaseten değerlendirenler, bunun Türkiye'nin bazı ilişkilerinde nasıl bir depreme yol açabileceğini hesap ederek bu şekildeki bir söylemi kendisine herhalde söylemesi gerektiğini ifade etti. Yani bir sağlam iradeden beklenmeyecek. Hangi sağlam irade? Yani o aşağıya, yani şimdi netice... Sağlam irade Türkiye'de çocukları öldürürken var. Sağlam irade Gezi'deki o yavruları öldürürken var. Gezi'de daha sonra Türkiye'de türlü yolsuzluklar, hırsızlıklar yaşanırken onları saklamak için var sağlam irade. Yapmayın Erkan Bey, hangi sağlam irade? Burada sağlam irade görüyor musunuz? Bu irade yok ki, burada kevgire dönmüş. Ya şimdi bunlar bir senaryodur. Bu eksende İsrail'in menfaatine, bölgede emperyalist güçlerin, emperyal güçlerin menfaatine politikalar doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi hareket ediyor. Ama milletimizi aldatmak amacıyla bir takım şovlarla pazarlanıyor. Bu şovun arkasına baktığımızda Türkiye'nin bugün İsrail'in politikaları aleyhine aldığı bir tane adım var mıdır? Bakın ama size yüzlerce sayı abi. OECD üyeliğine yanında girmesini sağlayan Türkiye olmamış mıdır? Türkiye olmuştur. Yani Gazze'yi vuran jetlerin yakıtlar nereden geliyor? Türkiye'den gidiyor. Yani bakıldığında CBS televizyonunda, biraz önce söyledim. Yani CBS televizyonunda Charlie Rose'a söyledi. Diyor ki Obama'ya müteşekkirim diyor. Bizi barıştırdı diye.
Çok ilginç. Ben bunu atlamışım. Evet. Yani bu One Minute sonrasında yaşandı. Evet, evet tabii. Ben size bunun videosunu da takdim edebilirim. Şimdi bulamadım. Yani Mavi Marmara olayından sonra Akdeniz'de artık kimse istediği gibi at koşturamaz. Donanmamızı gönderiyor. Peki ben soruyorum. Ondan sonra İsrail Mısır'la birlikte Rumlarla birlikte o bölgede petrol ve doğalgaz çıkartmadı mı?